Fokus'a karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Ertan. Fokus programında bugün birazdan grafik düellosunda Gizem Uzuner Gençlük'le küresel enerji fiyatlarındaki artışı, yenilenebilir enerji tarafına yatırım yapmaya çalışırken artan maliyetler ve enerjideki arz sıkıntısından dolayı acaba kömür ve diğer varlıklara yönelim olur mu? Buradaki detayları konuşacağız. Yine hisselere, tahvillere dair grafiklerimiz olacak. Programın son bölümünde Serdar Pazı ile de özellikle içeride Borsa İstanbul'daki fiyatlamalar, döviz piyasası, yurt içi piyasalardaki beklentileri ele alacağız. Piyasalar gündemi başlığı altında. Reel sektör tarafında ise bugün İSO Başkanı, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan bizimle olacak. Kendisiyle sektörlerdeki ayrışmayı, özellikle ISO 500'de 2021'de acaba sıralamada nasıl bir değişiklik olacak? Bildiğiniz üzere genelde otomotiv ve demir çelik şirketleri ve holdingler genelde ISO 500'ün ilk 10'unda oluyorlar ama bu yıl hikaye biraz değişebilir. Hizmet, turizm, banka, finans, leasing, faktöring, otomotiv dışı sektörler hangileri öne çıkabilir? Bunları konuşacağız. Enerji, doğalgaz, elektrik fiyatlarındaki artış sanayiciyi nasıl etkiliyor? Ve en önemlisi belki de gıda sektörü için, gıda perakendecileri için bu fahiş fiyat açıklamaları ve oradaki yasaklar, regülasyonlar gerekli mi? Bunları da masaya yatıracağız. Şimdi gelin bir bakalım rakamlar bize neler söylüyor. Özellikle günün ilk yarısında dün bu saatlerde hatırlatalım. Borsadaki kayıp, dolar TL'deki yükseliş aslında Avrupa borsalarının açılışına yakın saat 11 gibi hızlanıyordu ama tersi bir tablo var. Çünkü dünya borsalarına baktığımızda orada da benzer şekilde daha iyimser bir fiyatlama olduğunu görüyoruz Avrupa borsalarında da. Türkiye'de BIST 100'de de 1396'dan geçiyor işlemler. %1'e yakın primli. Dün bankalar ve holdingde özellikle günün ikinci yarısında puan bazlı kayıp en çok oradan gelmişti. Bankacılık hisselerinde de düşüş görmüştük. Bugün ise dünün kaybedenleri puan bazlı katkıda ilk sıralarda şu an için. Dolar TL'de 8.84 seviyesine sınırlı bir geri çekilme var. 8.90'lardan yaklaşık geldik buraya. Orada %0.32'lik bir düşüş var. Euro TL'de 10.32'den geçiyor işlemler. %0.49 orada da bir geri çekilme var. Ve Euro dolar paritesinde de 1.1666'dan geçiyor işlemler. Orada da yön aşağı fakat Euro dolara dair bir parantezde açalım. Biliyorsunuz güçlü dolar hikayesini çok fazla konuşuyoruz ama son dönemde dün Serdar da tekrar hatırlattı. İçeride bizim sanayici de parite için önemli bir aslında türev enstrüman kullanıyor. Bunun sebebi de euro gelir, dolar giderimizin olması ve oradaki put opsiyonlarının almanın maliyeti giderek artıyor. O yüzden Bloomberg'de de çıkan haberler parite ilişkin önümüzdeki süreçte hem volatilitenin artacağı hem de opsiyonlarda satım hakkı almanın daha pahalı hale geleceği yönündeydi. Bugün de yine FT'de de manşette özellikle Amerika ve Almanya'nın tahvil makası ve euro dolara dair beklentiler diyelim. İlk fiyatlamalar böyle. Şimdi gidelim Gizem'le beraber grafik düellosuna. Düello ile karşınızdayız. Gizem günaydın, hoş geldin. Aslında ben biraz bahsettim nelerden konuşacağımızı ama özellikle enerji tarafı için aslında senin de yorumunu merak ediyorum. Birazdan grafiklerle başlayacağız, anlatırız ama bu dönüşüme dünya ne kadar ayak uydurabilecek ve trend değişikliği olur mu sence? Dünyanın enerji çeşitliliği konusunda daha temiz enerjiye ağırlık verilmesi gündemde. Özellikle iklim koşullarının değişmesiyle beraber temiz enerji konuşuluyor her yerde. Ama şu var, o kadar büyük bir enerji kriziyle yüzleşiyor ki şu an itibariyle dünya. Eski enerji kaynaklarına da talep bir o kadar yoğun. Bunu nereden görebiliyoruz? Arz ve talep dengede değil ve fiyatlar yükseldikçe yükselmeye devam ediyor. Ben iki tane ülke yer alacağım. Bir tanesi Kolombiya, bir tanesi Çin. Bunun haricinde de konuşacağımız konu başlıklarında bir de hisse senetlerinde dün özellikle kötü bir gün yaşandı. Düşüşler vardı. Buradaki düşüşler özellikle hazır 3. çeyreği tamamlarken neye işaret ediyor, bunları konuşacağız. Peki o zaman önce enerji diyerek başlayalım. Aslında ben biraz daha petrol ve küresel emtia fiyatlarının makro göstergeleri etkisini derledim sizin için. Gizem de enerji kaynaklarına dair detayları az sonra paylaşacak. Şimdi ham madde maliyetlerindeki artış elbette az sonra yine Erdal Bey'le de İSO Başkanı'na da bunu soracağız. Türkiye'deki sanayici için de zorlayıcı ama tüm dünyada bir kere sanayide maliyetlerin artmasının yanı sıra üretici fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. İşte bu sebepten ötürü merkez bankaları da, TCMB'de, diğer gelişmiş ülke merkez bankaları da enflasyondaki yükselişin arzi sebeplerden olduğunu, geçici olduğunu savunuyor. Burada gördüğünüz, şu sarıyla gördüğümüz küresel enflasyon, beyazla gördüğümüz Bloomberg MT Endeksi 2020 Mart yani pandeminin başlaması buradaki dip seviyelerden çok hızlı bir şekilde zıpladı. Ve bu fiyat hareketinde aslında geçici olduğuna dair beklenti var. Fakat gıda endeksinde aynı anda yükselmesi, yani MTA'nın içerisinde biliyorsunuz bazı
metaller, sanayi metalleri de var ama Bloomberg MTL Endeksinde gıdanın ağırlığı çok az, çok düşük. O yüzden küresel gıda endeksinde ayrıca paylaşmak istedim. Çünkü bizim gibi ülkelerde yani nette aslında enerji ithalatçısıyız ama bakıldığında ithalat kalemlerinin yanı sıra içeride yerli ikameyle karşıladığımız ürünler ağırlıklı olarak gıdaydı. Yani gıda ithalatı yapmayan ülkelerde bu küresel gıda endeksinin fiyatların yükselişi çok etkilemese de Türkiye bu konuda hala nette elbette ihracat yapan bir ülke. Toplam aslında tarım, meyve sebze, et, süt ürünleri, ham maddelere bakıldığında ama son dönemde nette ihracatçı olsak da bu oran giderek azalıyor ve ithalata da bağımlı hale geldik. İşte gübre tarafında, tohumda birçok üründe. O yüzden buradaki yükseliş de bizim için de tehdit edici diğer ülkelerde olduğu kadar. Devam edelim. Amerika'ya dair de bir tablomuz var. Şimdi orada da aslında yüksek petrol fiyatlarının Amerika ekonomisi nasıl etkilenecek dedik. Şimdi enerji çeşitliliğine gidilir mi? Özellikle yeni dönemde yeni anlaşmalar, petrol fiyatlarındaki bu yükselişten sonra OPEC ülkelerinin ne yapacağı, OPEC dış ülkelerinin arz konusunda nasıl bir karar vereceği önemli. Ama Amerika ekonomisi geçen sene, daha doğrusu 2019'un sonunda ilk defa biliyorsunuz nette petrol ihraç eden bir ülke oldu. Normalde kendine yetiyordu. Hatta çok sınırlı da olsa ithalatı vardı. Ama son iki senedir artık toplam kümle rakamlara bakıldığında Amerika petrol ihraç ediyor. Buradan da yola çıkacak olursak petrol ihraç ettiği için yüksek petrol fiyatı Amerika'nın lehine gibi gözükebilir. Fakat enflasyon beklentileri artık rahatsız edici düzeyde olduğu için geriye dönüp baktığımızda en son 2007'de %3,5'ları görmüştük. Tekrar o seviyelere geliyor. Bunun sebebi de Brent petrol, NYMEX petrol, genel olarak petrol fiyatlarındaki yükseliş sadece MTY değil asıl petrol yükselişinden daha fazla etkileniyor biliyorsunuz Amerika'nın enflasyonu. O yüzden büyüme tarafında değil belki ama yüksek petrol enflasyon üzerinde elbette ki bir risk. Her yerde enerji fiyatları çok yüksek. Biz hani peyderpey her birine, her bir kaleme parantez açmaya çalışıyoruz. Bugün konusunda da ben gündeme kömürü aldım başlıca. Çünkü bu tarafta bütün dünyada aslında kömür fiyatlarının çok ciddi yükselişler kaydettiğini söyleyebiliriz. İlk etapta Latin Amerika'nın en büyük kömür tedarikçisi Kolombiya'dan bahsedelim. Ekrana getirdiğim grafikte ülkenin ulusal kaynaklarından kömür üretim rakamları var elde ettiğimiz. Ve yıllar itibariyle üretim rakamlarına dikkat etmek gerekirse çok çeşitli sebeplerden kaynaklı olarak ülkenin kömür üretim salgın yılında yarı yarıya düşmüştü. Rakamlarla ifade etmek gerekirse 2019 yılında Kolombiya 85 milyon ton kömür üretirken 2020 yılına baktığımızda 48.4 milyon ton kömür ürettiğini gördük. Neden bu kadar azaldı? Sadece salgından dolayı insanlar işe mi gidemedi? Hayır, fabrikalar çalışmadı. Bir taraftan baktığımızda salgının etkilerinin yanı sıra burada devam eden uzun soluklu grevler de vardı. Bu grevlerden kaynaklı da üretim çok ciddi biçimde yavaşlamıştı. Şimdi mevcut durumda bütün dünyada kömür fiyatları arttığı için Avrupa'ya da burada tedarik sağlamaya çalışıyorlar. En son Dominik Cumhuriyeti'ndeki kısıtları gidermek amacıyla bir sevkiyat başladı. Ama buna rağmen yine de kömür üretiminin çok ciddi bir biçimde Kolombiya tarafında azalmış olduğunu gördük. Hatta Türkiye'ye yaptığı ihracatta bile belirgin bir azalış meydana gelmişti son rakamlara göre. Dolayısıyla dünyada kömür kıtlığının hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Kıtlık anlamında değil daha doğrusu ama talebe yetişemiyor arz. Bundan kaynaklı da fiyatların hala yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Bilindiği gibi doğalgaza da büyük rakiplerden bir tanesi. Bundan kaynaklı da özellikle kömürle çalışan tesislerde, santrallerde çok ciddi bir biçimde sıkıntı yaşanır şu an haliyle. Ve buna rağmen yine de ülkenin politikasına baktığımızda yenilenebilir enerji çeşitliliğini de toplam enerji üretiminde çalıştırmaya yönelik, arttırmaya yönelik çalışmalar da devam ediyor. Mesela şöyle örnek vereyim. Kolombiya'da 2018 yılında yenilenebilir enerjinin toplam enerji içerisindeki payı %0,2 idi. En son bakanlık tarafından gelen açıklamalara göre %12'ye kadar yükselteceklerini açıkladılar. Şimdi Kolombiya'da tablo böyle. Burada zaten kömür fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bir de Çin'e bakalım. Çin'de özellikle bu noktada hayata dönüşüm başlamasıyla beraber bir de ülkenin enerji politikaları aslında bu noktada daha çok yenilenebilir enerjiye yer vermesine rağmen o kadar büyük kıtlık var ki kömüre çok fazla ihtiyaç var ve bu yüzden de özellikle birçok fabrika kapanma noktasına kadar gelmiş vaziyette. Sadece Çin'de ya da Kolombiya'da fiyatların yüksekliğinden bahsetmiyoruz. Birkaç tane örnek vereyim. Mesela Avrupa'nın kömürü 13 yılın en yüksek seviyesine kadar geldi. Sadece Haziran ayından bu yana rakamlara baktığımızda ikiye katlanmış olduğunu görüyoruz fiyatların. Avustralya'nın Newcastle kömürüne baktığımda geçen yılın Eylül ayından itibaren %250'lik bir yükseliş meydana gelmiş vaziyette ve 2008'den bu yana gördüğümüz en yüksek seviyeye kadar gelmiş vaziyette. O kadar büyük bir talep var ki Çin'in kümülatif termal güç üretimine baktığımızda 2021 yılı bu noktada tarihe geçti. Hiç bu kadar yüksek üretim yok. Nitekim az önce de bahsettiğim gibi ülkenin politikası
farklı olmasına rağmen o kadar fazla bir enerji ihtiyacı var ki bütün kaynaklar maksimum düzeyde şu aşamada kullanılmaya çalışılıyor. O yüzden de nasıl bu arada dengeye gelir? Ancak işte fabrikaların kapanması, işte böyle kötü senaryolar gerçekleşmesi lazım. Tabii buradaki en önemli parametrelerden biri de hani arzla talep nasıl dengeye gelir? İklimden kaynaklı. Yani çok soğuk bir kış geçirmezlerse belki dengeye gelir. Ama şu aşamada ne Goldman ne IHS Markit gibi birçok uluslararası kurumun beklentilerine baktığımda ne kömür ya da diğer enerji emtiyası için söylüyorum, hiçbir yerde fiyat düşüşü şu aşamada beklemiyorlar. Geçen seneye ve hatta bu seneye damgasını gıda enflasyonu vurdu tüm dünyada. İkinci manşeti de sen çıkardın aslında bugün enerji enflasyonu zannediyorum ki bizden. Ve biliyorsunuz gıda daha kolay kazandırılabilir ekonomiye. Yani gıdadaki tarım alanlarındaki yatırımların geri dönüşü ortalama bir iki seneyken enerji tarafında 5-6 seneye kadar uzayabiliyor. O yüzden bugünden yarına bir enerji tesisi kurmak da kolay olmayacak ya da bir madeni çıkarmak da kolay değil. O yüzden enerji enflasyonundaki bu yükseliş de gümbür gümbür hissedilecek. O zaman belki de şu çıkarımı yapabiliriz. Tahviller artık güvenli liman değil sorusunun cevabını da biraz aslında vermiş olduk Gizem'in anlattığı o fiyat gelişmeleri ve kimse düşüş beklemiyor derken. Eğer küresel tarafta hem gıda hem enerji eğer burada fiyatlar artacaksa ve enflasyon yükselecekse tahvil faizlerinin yükselişi de kaçınılmaz. Dünyanın her yerinde Gizem faizler yükseliyor. İşte İngiltere'de son iki yılın zirvesinde Almanya sıfıra yakınsa da eksilerden. Acaba bu tablo hisse piyasasını nasıl etkiler? Şimdi bunların hepsi aslında konuştuklarımızın bir sonucu. Şimdi mesela enerji enflasyonunu konuşuyoruz ama toplamda enflasyondan bahsediyoruz ve enflasyon fiyatlamaları senin de bahsettiğin gibi faizleri yükseltiyor. Beraberinde de hisse senetlerine satış getiriyor. Biz bu tabloları daha da geniş çapta Eylül ayı bitimiyle beraber artıracağız ama sadece kısaca bölgeler itibariyle hisse senetlerinin performansına baktığımızda MSCI Asya Pasifik Endeksi üzerinden 6 çeyreğin ardından ilk defa bu çeyrek 3. çeyrekte düşüş kaydettiğini gördük. Benzer bir şekilde Avrupa'da 3 çeyreğin ardından ilk defa düşüşte kapatmaya hazırlanıyor 3. çeyreği ve gelişen ülkeler endeksine baktığımızda burada da 5 çeyreğin ardından ilk defa 3. çeyrek bu Eylül ayı itibariyle düşüşte kapanmaya hazırlandığına işaret ediyor. Dolayısıyla hisse senetleri tablosuna baktığımızda aslında o salgın bizi Mart ayında diplere kadar götürdü. Sonra bir rally başladı. Hadi ekonomiler toparlanıyor. Aşı bulundu. Toparlanıyoruz derken şimdi artık yavaş yavaş başka endişeler baş gösterdiği için hisse senetlerine satış gelmeye başlamış vaziyette. Gizem çok teşekkürler aktardıkların için. Grafik düellosunu noktalıyoruz. Kısa bir ara aranın arkasından Fokus'ta İSO Başkanı Erdal Bahçıvan bizimle olacak. Fokus'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün stüdyoda çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan bizim. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Tabii sadece Türkiye değil aslında dünyada çok zor bir dönemden geçiyor. Şimdi programın ilk bölümünde biz biraz maliyetler üzerine konuştuk ama geçen sene ve bu senenin başında gıda enflasyonu manşetti. Bir de buna enerji enflasyonu manşete eklendi. O yüzden izniniz onu sorarak başlayayım. Nasıl görüyorsunuz bu trend değişimini? Yani hem küreselde hem Türkiye'de her yerde bütün ham madde maliyetleri, işte gıda, enerji fiyatları artıyor. Pandemi başladığı zaman benim o zaman kullandığım bir tabir vardı. Yani bu çok ağır bir kaza. Ama ağır bir kazadan sonra nasıl ki ilk 3 ay, 4 ay hastanın yoğun bakımda, arkasından belki yatak istirahatinde ama ondan sonraki asıl süreç bir rehabilitasyon, fizik tedavi boyutlu ve yaşama alışmasıyla geçecekse sanki o benzetme kendini buluyor gibi. Yani biz yoğun bakım dönemini, yatak tedavisi dönemini hafif atlatıyoruz. Ama gözüken o ki fizik tedavi, rehabilitasyon dönemi daha ağır geçecek gibi. Yani o süreçlerin bunlar hepsi artça çokları gibi gözüküyor. Bir tarafta dünyadaki inanılmaz ölçüde artan ham madde fiyatları, bir tarafta lojistik maliyetleri. Şimdi ciddi belki yıllardır tarihinde görülmemiş ölçüde enerjide yaşanan ve çok hızlı olan gelişme ve bir de bunlar hepsi çok çok hızlı oluyor. Bunların her biri birer hafta, onar günlük aralık periyotlarla o kadar hızlı gelişiyor ki bir taraftan ham madde maliyetlerinin şokunu atlatamayan, işte geçen 3-4 ay evvel çip sorunu atlatamayan bir dünya, şimdi koca koca devletler enerji sorunuyla, enerji maliyetleri nasıl başlayacaklar onun mücadelesi içerisinde. Tabii bunlar dışarıda olduğu kadar bize de adım adım öyle veya böyle yansıyacak olan konular. Gözüken seri ve
hızlı sorunların oluşacağı bir dönem bizi bekliyor gibi gözüküyor. Şimdi bugünden yarına çözüm üretilebilir mi? Aslında biraz bunu da masaya yatırıyoruz. Bunun sebebi de şu. Şimdi enerji tarafına bakıldığında özellikle yaptığınız enerji yatırımının geri dönüş süresi en az 5-6 yıl. Yani işte Karadeniz'de aradığımız doğalgaz vesaire hep ne diyoruz? İşte 2025 diyoruz, 2026 diyoruz. O yüzden o tarafı sorayım. Özellikle şimdi İSO'daki şirketlere bakıldığında da şimdi zaten sanayiye yapılan bir doğalgaz artışı var. Konut tarafına da bekleniyor işte elektrik de keza aynı şekilde ama bunun ikinci bir zam daha bekleniyor. Ne kadar şirketler bunun farkında ve bu riskleri nasıl yönetmeyi düşünüyor Türkiye'deki şirketler? Yenilenebilir enerji dedik ama şimdi herkes kömüre dönmeye işte zaten başladı. Belki bir dakikada oraya girmekte fayda var. Yani dünyada bir taraftan karbon, ayak izi, yeşil enerji, yenilenebilir enerji konuşulurken ki biz de İstanbul Sanayi olarak son zamanlarda bu konuyu temel gündemimiz yaptık. Ama ne yazık ki dünyanın böylesi bir gerçeği varken beri tarafta da çılgın bir şekilde tekrar fosil yakıtlara bir hücum var. Yani bu büyümeden vazgeçmemek belki de dünya ekonomisinin büyüme hırsıyla dünyanın geleceği arasında bir karar vermeye doğru da sanki gidilmesi gerekiyor. Herhalde felsefe bir süre sonra bunu tartışacak. Aslında ekonomik çok felsefe. Haklısınız, doğru. Yani bir tarafta vazgeçelim diyoruz. Ama şimdi vazgeçenlerin tekrar kömüre saldırdığını, tekrar doğalgaza saldırdığını görüyoruz. Gözüken o ki kısa vadede de doğal ve yenilenebilir enerji üzerinden bu sorunu çözmek çok kolay olmayacak. Aslında dünya böyle bir ikilem içinde. Yani şimdi de ne yazık ki böyle bir negatif durumu var. İnsanoğlu bir karar vermek zorunda. Hızlı mı büyüyecek yoksa geleceği mi, dünyayı mı kurtaracak? Bu tabii bugünün bu programın çok ötesinde tartışılan konular. Ama tabii Türkiye'ye dönecek olursak, Türkiye'de bu sürecin proaktif anlamda ne şekilde yönetebileceğine dair henüz çok daha güçlü bir akıl oluşmuş değil. İşte bugünkü tahmin ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya'da yapacağı görüşmenin de konu başlıklarından bir tanesi bu gibi gözüküyor. Ajanda da herhalde bu var tahmin ediyorum ki çünkü nihayetinde Rusya bizim en önemli doğalgaz tedarikçimiz. Yani fiyat kadar tabii enerjinin güvenliği de çok önemli. Rusya'nın arz güvenliği. Tabii. Zaten doğalgaz depolama alanlarına yapılan yatırımda biraz yerini buldu aslında. Evet, orada gelişme var ama tabii onun herhalde fiiliyata geçmesi daha 2023-2024 gibi gözüküyor. Tuz Gölü'nün altındaki çok akıllı bir yatırım ama biraz daha zaman alacak. Ama doğalgazdaki sürecin, enerji fiyatlarındaki sürecin mutlak ve mutlak surette yani bizi etkileyeceğini düşünüyoruz. Yani buna karşı nasıl bir takım tedbirler alınacak? Bunların herhalde görüşülmesi gereken bir dönem değil. Biz İSO olarak da bu konuda proaktif bir takım toplantı serilerine başlayacağız. Bu hazırlığı yapmamız lazım. Çünkü artık resim çok net bir şekilde bu rüzgarın Türkiye'de adım adım geleceğini gösteriyor. Her ne kadar Türkiye spot piyasanın çok içinde olmakla beraber nihayetinde bağlı olduğumuz gaz fiyatlarındaki bir artışın ki zaten kurlar enerji ithalatçısı zaten kurlardaki baskı bir şekilde sizin hiç birim fiyatınız değişmese de bir baskı getirecek. Enerjide çok stresli bir dönem bizi bekliyor. Hep tasarrufu konuşuyoruz. Enerji tasarrufunun önemini konuşuyoruz. Ve en ucuz enerjinin tasarruf edilen enerji olduğunu da hep konuşuyoruz. Bu program vesilesiyle de yani sanayicilerimize hep söylediğimiz o. Mümkün olduğu kadar tasarruf edilebilecek alanları saptayıp ki orada hepimizin bireysel anlamda da tüketici olarak doğru. Evsel tüketimden. Ya da bir Ar-Ge yatırımı gerektiyse belki o alana yoğunlaşıp. Ama özellikle de sanayi anlamında yapacağımız daha çok şey var. Yani o çalışmaların olabildiğince hızlandırılması ve enerji tasarrufu noktasını önümüzdeki ayların belki de enerji maliyetini düşürmek için en rahat ve kolay yolu olduğunu söylemek gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Yani burada yarattığınız farkındalık da önemli oldukça ama tek problem enerji değil. Az önce dedim ki gıda enflasyonu. Şimdi Türkiye'nin bir gerçeği oldu, maalesef bir gerçeği oldu. Çünkü biz enerjide ithalatçıyız ama gıda tarafında işte çocukluğumuzdan beri Türkiye kendi kendine yeten bir ülkedir gıda konusunda, gıda arzı konusunda. Hep öyle öğretilirdi. Ama hikaye değişti. İşte gübre ithal, tohum ithal, birçok ürünü yine ithal ediyoruz vesaire. Ve geldiğimiz noktada artık çok fazla eleştiri var. Bu konu çok gündemde. Biraz bir popülist söyleme, bir politik siyasi söyleme de dönüştü ama ben bu konudaki sizin tarafsızlığınıza da güvenerek ki zaten gıda sektörünün içerisindesiniz uzun yıllardır. Ne oluyor Erdal Bey orada? Yani bu fahiş fiyatların sebebi ne? Bunun çözümü ne? Biraz bahseder misiniz? Fahiş fiyatların sebebi enflasyon. Doğru. Yani burada sorunun temel teşhisini koymazsak temel tedavide de doğru bir yöne gitmek noktasında maalesef yanlışa saparız.
Türkiye'nin hep uzun yıllardan beri söylediğimiz bir gerçek var. Kaynakları çok ama kaynaklarını doğru ve verimli kullanma noktasındaki politikası eksik. Yani tarımsal boyutuyla olaya girdiğimiz zaman zaten siz de bir kısmını söylediniz. Tarımsal arazilerimizin yeterli, verimli ve doğru alanlarda kullanılmaması, tarımsal lojistiğin, tarımsal ürün lojistiğinin gerek ana ham madde gerek ürün noktasında verimli yapılmaması, tarımsal depolama noktasındaki kaybettiğimiz noktalar yani enerjideki kayıp ne kadar önemliyse tarımdaki kayıp da gerek daha ürün hasattayken daha ürün tohumdan çıkıp da file haline gelmesine kadar, başak haline gelmesine kadar ama asıl ondan sonra da lojistiğinde, nakliyesinde, depolanmasında bu alanlarda oluşan kayıplar ve de hepsinden önemlisi doğru arazide doğru sulamayı yapıp Türkiye'nin ihtiyacı olan doğru ürünü planlama programa noktasındaki koyacağımız tespitler. Meralar başta olmak üzere ki bu benim çok kullandığım bir hep söylemdir. Mera arazilerimizin ne yazık ki çok çok ciddi Türkiye'nin bir tarımsal arazisi doğru kullanmamak. Yani bunu hepsini bütünleştirdiğimiz zaman yani asıl tarımdaki yapısal konular ortada olduğu müddetçe bizim bu işin sadece parakendeci bacağıyla çözümüne ulaşmamız ve çözümü bulmamız çok kolay değil. Orada mutlaka ki rekabet kurumu denen Türkiye'nin bağımsız ve bu konuları irdeleyen bir müessesesi var. Varsa bir takım geliştirilmesi gereken, varsa bir takım denetlenmesi gereken ve varsa denetlendikten sonra kontrol edilmesi gereken konular yapılır ki rekabet kurumu bu konuda dönem dönem aktif bir çalışma içerisinde. Ama bu söylemlerin benim endişem odur ki Türkiye'nin sermaye piyasalarına, Türkiye'nin yurt dışından gelecek olan yatırımlara ve Türkiye'nin üretici ile tüketici arasındaki kaliteli nitelikli tedarik zincirine de verici hasarları da iyi hesaba katmak lazım. Bir adresi sadece konunun sahibi olarak göstererek konuya çözüm aramanın ben verim kaybı olacağını düşünüyorum. Yani tarıma regülasyon bütün kavramı yasak kavramına dönüştü çünkü. Yani bu tür aşırı regülasyonlarla ki yapılması gereken yerlerde zaten Türkiye bu kurumlarını kurmuş. Bu kurumlar üzerinden sermaye piyasası üzerinden de bu denetlemeler yapılabilir. Rekabet kurumu üzerinden de az evvel söylediğim gibi yapılabilir. Ama sürekli bir piyasada bu işi bir teftiş, müfettiş bir denetimsel boyuta indirgediğiniz zaman serbest piyasanın Türkiye'nin 2000'li yıllarda 1980'li yıllardan beri başlayarak yaratmış olduğu başarı hikayesi yanında serbest piyasa kuralları vardı. 1980'den sonra serbest piyasa kurallarını seçen ve dünyaya da ben serbest piyasa kurallarıyla ayak uyduruyorum diyen bir ülkenin biz ne kadar geliştiğini her yönden yeteceğine gösterdik. Oluşturacağımız her türlü psikolojide serbest piyasa kurallarını tekrar zafiyete uğratacak bir söylem ve bir eylem gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu bizim en önemli kazanımımız. Az evvel de söylediğim gibi eğer bu ülke yabancı sermaye açık bir ülke ise sermaye piyasaları bu dinamizm üzerinden çalışıyorsa bu konudaki hassasiyetimizi hepimizin çok dikkatli ve özenle korumamız gerektiğini düşünüyorum ki yani çünkü oradan gelecek olan o tedarik zincirinden gelecek olan sıkıntıların tarımsal sanayide arkasından tohumsal üretimine daha olumsuz etkilemesi gibi bir takım endişeler taşıyoruz. Bir de tabii kayıtlı ekonomi bizim tarımda ve tarımsal ürün üretimi ve tarımsal ürün perakendesinde en güçlendirmemiz gereken ayak yani bir başarı gelecekse kayıtlı ekonomiden gelecektir. Kayıtlı ekonominin oyuncularını da mümkün olduğu kadar göz bebeğimiz gibi korumamız gerekiyor. Biz kayıt dışına tekrar tüketiciyi, ticareti, ekonomi itersek onun da oluşturacağı nitelik anlamında ve kamu geliri anlamındaki zarar ziyanı da iyi hesaplamak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Gıda Komitesi'nin toplanması ve erken uyarı sisteminin getirilmesi daha önceki dönemlerde ne kadar çalıştı onu sorayım size. Çünkü bugün de toplanacak ama hani sonuca ulaşılır mı ulaşılmaz mı? İzleyiciler de çok pardon bir de şeyi soruyorlar. Elbette geçtiğimiz dönemdeki o soğan, patates, işte tanzim satış vesaire ne kadar yerini buldu diye sormuşlar. Ama ben özellikle Gıda Komitesi'ni sorayım. Yani şu gün hala bu konu gündemdeyse çok yerini bulduğunu söyleyemem samimi olarak. Doğru, haklısınız. Fazla bir yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Peki, şimdi Erdal Bey gelelim buradan. Tabii tek maliyet ham madde işte gıda, enerji fiyatları artıyor diyoruz ama
Elbette finansmanın da bir maliyeti var ve bu da önemli bir yük sanayicinin sırtında. Yüksek faizi kimse istemez ama enflasyonla mücadele konusunda böyle genelde arada kalıyor Türkiye'de. Yani büyümeyi de önceliklendirelim ama enflasyonu da kontrol altına alalım. Öyle ya da böyle %19'dan 18'e gerileyen bir faiz var. Merkez Bankası bunu yaptı. Fakat piyasa faizleri son bir haftada tahvil faizleri sanki Merkez Bankası faiz artırmışçasına yükseldi tahvil piyasası. Dolar TL'de rekor gördük. O yüzden hani artısıyla eksisiyle nasıl görüyorsunuz bu faiz indiriminin yan etkilerini? Yine biz söyledik diye lütfen yanlış anlamayın. Yıllardır İstanbul Sanayi'nin söylemiş olduğu bizim yönetimlerimizde de temel bir slogan var. Finansal istikrar. İlk siz bunu söylemiştiniz evet, aslında. Evet, finansal istikrarın... Sonra Merkez Bankası'nın metnine de girdi. Evet, yani finansal istikrarın en önemli hizmet, hazine ve değer olduğunu biz o ortamlarda da söylüyorduk. Merkez Bankası ile ilgili, Merkez Bankamız ile ilgili farklı sivil toplum örgütlerinin söylemleri olduğu zaman biz oranın bağımsızlığını ve oranın duruşunun ülkenin en önemli markası ki cebimize taşıdığımız paramız bu ülkenin en kıymetli markasıysa onu basan, ona emanet ettiğimiz kurum da bu ülkenin en kıymetli, en değerli markasıdır. Prensibine hareketle o kurumun korunması ve o kurumun değerinin bağımsızlığının önemini vurguluyorduk. O nedenle finansal istikrar noktasındaki oluşan maalesef dönemsel problemler ve zafiyetler hayatımıza ne şekilde giriyor ve ne şekilde yansıyor bunu dönem dönem görüyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi yani konu ve sorun ve çözüm sadece Merkez Bankası'nın faizleri indirmesiyle, artırmasıyla çözülebilecek kadar basit olsa. Yani bir taraftan Merkez Bankası'nın üzerinde bir faiz indirme baskısı var ama bir de piyasa denen bir gerçek var. Serbest piyasanın kendisinin belirlemiş olduğu bir fiyatlandırma var. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Az evvel işte enerji fiyatları, dünyadaki anormal hızlı gelişmeler, volatilitenin her türlü konuda çok yüksek olduğu... Böylesi bir dönemde Türkiye ekonomisi, Türkiye reel sektörü hem içeride ama hem de dışarıda kendisine çok daha güçlü bir kredi teminatı veren, çok daha güçlü bir savunma gücü veren bir Merkez Bankası anlayışıyla çalışmak ihtiyacında. Belki her zaman olduğundan çok daha güçlü, böylesi hassas bir dönemde, fırtınaların bu kadar yüksek olduğu bir dönemde dış dünyadaki gelişmelerin bu kadar bizi etkileme ihtimalinin arttığı bir dönemde Merkez Bankası markamızın ve değerinin her dönemkinden çok daha güçlü olması gerekiyor. Onun için o kulvarda ve o kurumda ki ortaya konacak her türlü karar ve her türlü kararın öncesinde ve sonrasında ortaya konacak olan her türlü yorum piyasalar açısından ama her şeyden önemlisi Türkiye reel sektör açısından son derece önemli. Çünkü Türk lirasının daha fazla bir değer kaybedebilme noktasında bizi bekleyen sorunlar yumağının geçmiş son iki senede neler olduğunu görünce bunun ortaya koymuş olduğu ki demin gıdayı sordunuz. Ben de tek neden enflasyon dedim. Doğru. Toplumun Türkiye'nin asla ve asla 1970'li 80'li yıllarda bıraktığımız 90'lı yıllarda bıraktığımız o enflasyonla tekrar dönme lüksü yok. Bizim en büyük kazanımımız finansal istikrardı ve finansal istikrarın ortaya koymuş olduğu düşük enflasyon süreciydi ve dolayısıyla zaten fiyat istikrarıydı. Yani bizim son 20 yıldır elde etmiş olduğumuz o kıymetli kazanımdan asla ve asla vazgeçme lüksümüz yok. Bunun karşılığı büyüme olsa bile, bunu da altını tekrar direkt söylüyorum, büyüme pahasına enflasyon görüşünü ben asla kabul etmiyorum. Çünkü o enflasyonun kısa vadeli büyümeleri bir süre sonra nasıl alıp götürdüğünü maalesef 70'li 80'li yılların belli bir dönemi yaşayan bir dostunuz olarak ben gördüm. Allah o günleri bir daha göstermesin. Onun için bizim çok hassas ve dikkatli gitmemiz gereken bir dönemde olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Şimdi en sıcak veriler sizde Erdal Bey, İSO olarak. O yüzden 3. çeyrekteki veriler bize ne söylüyor? Büyümeye dair de merak ediyorum ama aslında biraz bize sektör analiz yapar mısınız? Yani ISO 500'de sıralama değişecek mi 2021'de? İşte çip krizi otomotiv tarafını vuruyor dedik ama ilk yarıda fena karlar açıklamadılar ama ikinci yarıya dair endişeler var. Genelde biz işte demir çelik otomotiv hep ilk yüz içerisinde görürüz. Nedir oradaki beklentiniz? Ne söylüyor daha bize? Daha erken ama çok öyle büyük boyutlu bizim o ilk amiral gemisi diye hep nitelendirdiğimiz ilk 10-15'in belki kendi aralarında olabilir daha demirken ama yani ben o kadar çok radikal sektörel anlamda bir değişim olacağını düşünmüyorum. Tabii yılın daha
3,5-4 ayı da var bitmesine. Hı-hı. Yani onları da görmek lazım. Ama PMI bizim en önemli göstergemiz. Doğru. Siz de zaten çok yakından, hı-hı, takip ediyorsunuz. PMI'lara baktığımız zaman dünya PMI'larında da bir hafif yataylaşmaya, hı-hı, seyri başlıyor. Zaten Cuma günü değil mi? Ayın 1'i Cuma günü. Evet. Bu ayınkini de açıklayacağız. Orada da çıktıktan sonra beraber değerlendiririz. Ama ben önümüzdeki 3 ayın zaten malum sebepleri de, hı-hı, üste koyduğumuz zaman gerek dünya için gerek Türkiye için sanayide biraz daha soğumaya doğru dönüşeceğini bekliyorum. Biraz da öyle olması gerekiyor sanki. Yani biraz yataylaşmayı farkındayız ama düşüş de yavaş yavaş gelebilir mi? Sektörler bazında olabilir. Hı. Sektörler bazında olabilir. Özellikle bu enerji sorunu hakikaten, hı, çok önemli. Hangi mesela cam, seramik, enerji gibi, evet, çok olduğu için. Özellikle tabii alıcı piyasalarda bunu nasıl göreceğimiz çok önemli. Anladım. Yani çünkü kabul edelim ki yani Türkiye çok ciddi bir ihracat hamlesi yakaladı. Bu, kesinlikle, çok sevindirecek bir tablo. Bunun devamı içinde tabii yurt dışındaki alıcı, hı-hı, ülkelerdeki seyri görmek lazım ama tabii oralarda hayatı etkileyecek olan temel girdi maliyetleri tüketicinin seyri nereye kaydıracak? Hı-hı. Enerjinin hayat, bazı ülkeler siz de sabah programında, doğru, söylediniz, bazı ülkeler sübvansiyonlara bunu destekliyor ama her haftayı analiz etmek gerekiyor. Ama finansman, hı-hı, tabii ki bizim önümüzdeki süreçte en dikkat etmemiz gereken temel konu olacak. Bir taraftan ciddi bir yatırım arzusu var sanayicimizde. Gelen yatırımlara dönük iyi bir eğilim var. Bunların hepsini tabii doğru yönetecek bir akılcı sürecin içerisinde umuyorum ki gitmeyi başaracağız. Kredi faizlerinde artış bekliyor musunuz önümüzdeki süreçte? Çünkü aslında Merkez Bankası faizi indirdi ama piyasa faizleri yükseliyor dedik. Gerçi piyasadaki genel kanaat yatay kalması yönünde faizlerin, hmm, ticari kredi faizleri. Ama birkaç ekonomist de diyor ki bu denli sert faiz indirilmenin sonu genelde faiz artışı oluyor. Öyle, fakat o yüzden piyasa sıkıştı. Nedir yani şu an maliyetler? Bu işin sağlıklı bir noktaya gelebilmesi için Türkiye'ye fon akımlarının güçlü bir şekilde gelebilmesi, hı-hı, ve Türkiye'nin CDS'ini hak ettiği oranlara düşürmesi gerekiyor. Evet. Yani burada eğer bu CDS hala daha bu 400'lerde tıkanıyorsa biz, hı-hı, bunu hak etmiyoruz. Yani bunu çok açık söyleyeyim. Türk sanayicisi de, Türk reel sektörü de bu CDS'i hak etmiyor. Bizim ne yapıp Brezilya yapıp bile 200'de. Maalesef. Siz, evet, söylediniz. Yani, hı-hı, yani başka ülkelerle aramızdaki mesafenin bu kadar açık olmasını biz, hı-hı, hak etmiyoruz. Bizim ne yapıp bu CDS'i düşürmemiz ve Türkiye'nin hak ettiği kaliteli, nitelikli fonu Türkiye'ye akıtması lazım. Hem uzun vadeli hem, hı-hı, plasman olarak ki onların hepsinin etkisiyle de zaten kaliteli bir nakit girişi, kaliteli bir kaynak girişi ve onun da piyasaya hepimizin arzu etmiş olduğu daha yani ticari kredilerden ziyade oraya bakmamız lazım diyorsunuz. Zaten bu faizlerle borçlanarak yatırım yapmak da biraz zor. Bu TL faizlerle çok kolay değil. Ama tabii bir taraftan döviz kredisi noktasında da kaliteli firmalar, hı-hı, kaliteli işler kaynak bulabiliyor. Onu da bir taraftan söylemek durumundayım ama tabii, hı-hı, bu ancak ekonominin belli kısıtlı noktasında bir şey. Orada da tabii kur riskini ne kadar alabileceğinizle alakalı bir konu. Doğru. Ama sadece yabancı para plasmanıyla ve bilançolarınızda bunu taşıyarak da son yıllardaki yapmış olduğumuz tahribatı gördüğümüz zaman bizim ne yapıp TL faizlerini sürdürebilir ve nitelikli bir kaynak girişiyle toparlamamız gerekiyor. Şimdi sürenin sonuna geldik. Zaten açıklamalarınızda biraz atıfta bulundunuz ama son soru hakkımı da ben ondan yana kullanayım Erdal Bey. Yüksek kur Türkiye'nin büyümesinden götürür mü? Aslında biraz bahsettiniz bunun ama çünkü %9 gibi bir büyüme rakamı var. Bunu rasyonel buluyor musunuz? Bu yılı kaç büyümeyle az evvel büyümeyle onu zaten söyledim, bir daha söylüyorum. Eğer bu yüksek büyüme peşinden yüksek enflasyon getirecekse ben yüksek enflasyonun önlenmesinden yanayım. Ki kur da aslında bu anlamda bunun yan etkisini parçası, göreceğiz. Yani bu kısa vadeli bir belki koşuda sizi öne geçiriyor ama tansiyon, nabız bunların hepsi de ileride size bir takım başka zararlar verebilecek ölçüde vücutta tahribat yaratıyor. Onun için bizim enflasyona çok dikkat etmemiz lazım. Erdal Bey çok teşekkür ediyorum değerli analizleriniz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. İstanbul Sanayi Odası için de iyi bir sene olsun. Hepimiz bizim için. Bizim de temennimiz o yönde. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ı ağırladık. Şimdi dönelim biraz piyasalara bakalım. Deniz Yatırım'a gideceğiz. Soracağız oradaki fiyatlamalar ne söylüyor bize diye. Barbaros hoş geldin yayına. Ne dersin? Dünkü kayıplar biraz telafi edilmeye çalışılıyor. Hem borsada hem kurda ama sizden alalım görüşleri. Güzel, merhaba, teşekkür ederim. Tabii geçen hafta Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık indiriminden sonra özellikle banka hisselerinde ciddi bir yabancı çıkışı gördük. İşte 1415-17 seviyelerinden 1385 bizim kritik destek seviyemizdi.
Hatta buranın altına gelmesi durumunda 1350'ye kadar satışların devam edebileceği uyarısında bulunmuştuk. Fakat buralarda tutunduk. O zamanki görüşümüz 1385'in altını 1350-85 bandını alım fırsatı olarak görüyorduk ve hala o fikirdeyiz. Fakat buranın altına da gelmeyebiliriz. Çünkü değerlemeler gerçekten ucuz. Özellikle bunu dün gördük. Amerikan faizlerindeki yükselişin getirdiği tedirginlikle tüm dünyada global anlamda bir ciddi satış baskısı varken biz yine 1385 seviyesine tutunmayı başardık ve satışlar yoğunlaşmadı. Bugün biraz daha dediğin gibi kayıpları karşılıyoruz. 1400'ün üstünde özellikle teknik anlamda alımların kuvvetlenmesini bekliyoruz ve tekrardan 1415'leri bu durumda test ederiz düşüncesindeyim. Fakat çok zor bir dönemden geçiyoruz. Tahmin etmek, öngörmek veya borsalar arasında korelasyon da gerçekten azaldı. Biraz daha seçici olmak, hisse bazlı hareket etmek, mutlak bir stop çalıştırmak veya bir hisse senetlerine stop koymak biraz daha yatırımcıyı bu dönemde koruyacaktır düşüncesindeyim. Barbaros, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Deniz Yatırım'dan Barbaros Demirel'in görüşlerini aldık ve hemen dönelim buradan stüdyoya. Serdar Paz'ı bizimle, Bloomberg HT Para Piyasaları Müdürü. Serdar, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Programın ilk bölümünde Erdal Bahçıvan'la, sevgili İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, bol bol tabii döviz riskinden bahsettik, ihracatçının riskinden bahsettik. Biz aslında hep Euro'yu konuşuyoruz ama elbette G10 para birimlerine bakıldığında sterlin ve yen de önemli, dünya ticareti için önemli. O yüzden tabii o tarafı konuşalım bugün. Tabii dolar endeksi üzerinde yani yarıdan fazla euronun ağırlığı var ama işte ikinci, üçüncü hangi para birimleri geliyor diye bakıldığı zaman sterlin ve yen oralarda da dolar karşısında crossların ciddi şekilde yıl içerisindeki en önemli hareketlerini yaptığını görüyoruz. Yani doların genel değer kazanımı ile beraber sterlin dolar karşısında yılın en düşüğünde, dolar yen paritesi de yılın en yükseğine doğru bir atak yapmış gibi gözüküyor. Tabii bakıldığında İngiltere'de yakın dönemde enflasyon tahminlerindeki yukarı revizyon ve bu yıl içerisinde de bir arttırım gelebilir şeklinde, yani Kasım ayında bir arttırım beklentisiyle beraber sterlinde bir miktar toparlanma çabası vardı. Ama orada enerji sektöründeki yaşanan gelişmeler, işte rafların marketlerde boşalması, benzin istasyonlarının hizmet verememesi vesaire gibi ülke çapında yaşanan krizin para birimi üzerinde de etkili olmaya başladığını görüyoruz. 1.35'li seviyelere doğru geri çekildi. O Brexit sonrasında yaşanan sert geri çekmeler sonrasında genel olarak bir yukarı yönde trend içerisindeydi ve yılın en düşüğüne doğru geri çekildikten sonra işte 1.35'in altına doğru sarkar mı şeklinde opsiyon piyasasında bakıldığı zaman satma hakkını satın alan, yani put opsiyonlarının priminin giderek arttığı bir piyasa gözlemliyoruz. Biraz daha bu hareketin devamı yönünde piyasa pozisyonlanıyor gibi. 1.35'in altında kalıcı olunması halinde, yani 1.32'lere hatta 1.30'lara doğru geri çekilmemesi adına çok büyük bir engel önünde yokmuş gibi gözüküyor. Kısa ve uzun vadede o ortalamaların altına kalınması ve zayıflayan momentumla beraber doların, yani diğer G10 para birimleri karşısında olduğu gibi sterlin karşısında değer kazanması önümüzdeki dönemde muhtemel gözüküyor. İşte Boris Johnson'ın önlem planı, iş dünyasının bu yaşanan zorluklarla başa çıkması vesaire nasıl olacak? O tabii ki bir merak uyandıran konu ama kısa vadede bu dolar baskısı kendini hissettiriyor. Yani ki İngiltere faizleri 2 yılın zirvesinde, ondan bile etkilenmiyor şu an diyorsun. Evet evet, yani dolar şu an durdurulamıyor. Yani petrol değer kazanımından birebir etkilenen Kanada doları bile mesela doları durduramıyor. Peki şöyle bir hikaye de var. Aslında Türkiye'nin mesela ihracat dağılımına bakıldığında Almanya'dan sonra hep ikinci İngiltere olurdu. Evet. Artık o sıralamada işte Amerika'nın olduğunu görüyoruz. Bir yandan İngiltere'nin ticaret hacmine baktığımızda da hani güçlü dolar ABD ticaretini etkiler mi diyoruz ya, İngiltere için de aynı şeyi sorgular mıyız sence? Mesela zayıf sterlin destekler mi diye? Zayıf sterlin tabii kısmen destekleyebilir. Yani her şeyin hani kötü tarafına olduğu gibi hani iyi tarafları da bu tarafta tabii ki söylenebilir. Diğer taraftan hani dolar yen paritesine de bakılacak olursa orada yıl içi zirve seviyelere geldik. Orada işte yeni lider seçimi, başbakan Suga'nın yerini kim alacak? İşte Kishida'nın ön tarafta olduğu söyleniyor. İlk planda piyasa üzerine olumlu bir etkisi yapması beklenebilir. Yani daha liberal piyasa görüşü, yenilenebilir enerjiye bakış açısıyla vesaire. Orada da 112-112.5 arasında önemli dirençler var. Hani bunlar yukarı yönde aşıldığı takdirde 115'ler hatta 120'lere doğru yükselişin devamı söz konusu. Tabii hani 115'ler, 120'ler gibi şu anki spottan bakıldığı zaman biraz afaki gibi gözükebilecek olan seviyelerin gerçekleşmesi adına Amerikan 10 yıllıkların 1.50 üzerinde yerleşmesi ve hatta bu yıl içerisinde gördüğü zirve seviyeler olan 1.80'lere doğru bir hareketin devam ettirmesi gerekiyor. Çünkü G10 para birimleri arasında aradaki faiz farkından en birebir etkilenen para birimi olarak yen ve dolar yen paritesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla orada
112'lerin üzerinde kalınması hareketin devamı üzerinde önemli etkisi olabilecek bir faktör. Peki oradaki özellikle bu başkan değişimi, koltuk değişimi, siyasi süreç sence etkiler mi politikaları da? Evet, kısa vadede hani önceki başkanlar döneminde de bakanlık görevi yapmış kişinin göreve gelmesi pozitif etkiye yol açabilir. Onun haricinde bakıldığı zaman hani global gündemde ne var diye bakıldığında stagflasyon endişeleri ciddi şekilde artmış durumda. Yani hem bu verilen teşvikler dolayısıyla yaratılan ekonomik büyümenin artık yavaş yavaş sönümlenmesi, yani aynı ivmeyi koruyamaması. Bunu ben bir türlü anlayamadım Serdar. Yani stagflasyon dediğin şey bir şekilde resesyon ya da daralmadır. Hem resesyon hem yüksek enflasyon. Evet, ama şöyle resesyon demek için çok erken, son 10 yıllık büyümelerin üzerindeyiz. Yani elbette zirveden bir geri dönüş olabilir büyümelerde ama hiç daralma bekleyen ya da işte sıfır büyüme bekleyen bir ülkede görmedim ben. Vallahi yüzlerce binlerce stratejik yani çeşitli algolar çalışıyor ve hani birkaç aylık PMI'larla işte 10 yıllık 20 yıllık trendler değişiyor mu diye sürekli kafalar çalışıyor, yeni stratejiler üretiyor. Yani çeyreklik bazda işte büyüme hızının daralması, belli seviyelere gelmesi bile bir olası resesyon endişesi mi diye. Çünkü enflasyonun kalıcı olacağı ya da tırnak içinde sanıldığı kadar geçici olmayacağı bayağı satın alınıyor. Şimdi evet, o konuda büyüme de desteklemezse, yani enflasyona katlanıyoruz ama karşısında bir büyüme de arzu edildiği kadar ya da bu tarafta ödediğiniz bedel kadar kazanım sunmayacaksa, gerçi mali politikalar desteklemeye devam eder herhalde bir süre, değil mi? Tabii ki eder ve bu hani işte İngiltere'de faiz arttırımı gelmeyebilir ya da işte Amerika tapering'i o kadar da kolay geçemeyebilir vesaire. Yani Çin daha destekleyici para politikaları zayıflayan ekonomik büyümeyle beraber alabilir gibi. Yani tabii hepsi aynı anda olmuyor. Yani anladım. Hem enflasyon çok yüksek olacak, ondan sonra hem istihdam çok yerinde toparlayamayacak, hem de biz hiçbir şey yokmuş gibi faiz arttıracağız. Yani bu hepsi tabii bir arada olmuyor ama piyasalar aynı şeyi aynı anda fiyatlamaya çalıştığı için işte Amerika'da endekslerin %2 geri geldiği yerde faizlerin yukarı geldiği gibi normal çok alışık olmadığımız bir takım sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Serdar değerli analizlerin için. Serdar Paz'ın görüşlerini aldık. Burada fokusu noktalıyoruz. Saat 14'te tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.